Hakim amca. Hakim amca, seni arıyorlar. Ezgin Bey. Ben başkomiser Neşat. Mahkeme emri var. Evinizde arama yapabilmemiz için. Buyur, gidelim hadi. Arkadaşlar. Müsaade ederseniz ben eve yürüyerek gideceğim. Sağlığım için. Peki, nasıl isterseniz. Buyurun, birer kahve içerim. Kahvenizi nasıl içersiniz? Siz nasıl içerseniz. Buralı değilsiniz. Siz buraya tatil için geldiniz. Sonra da hoşunuza gidince... Yerleşmek için geldim. Sayın Hakimim, en son İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapmışsınız. Sizin meslek de en az bizimki kadar yorucu bir meslek. Sağ olun. Çıkmam. İzniniz olursa ben içebilir miyim? Kahve bu meretsiz gitmiyor da. Buyurun. Gülcan Hanım. Rahmetli kızınızın kayınvalidesi. Neden kayıp oğlunun yerini... Sizin bildiğinizi düşünüyorum. Oğlunun kızınızın ölümüyle bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Damadınıza neden kötülük yapmak isteyeceksiniz ki? Bakın, günün birinde evladınız bir anda yok olabilirse her türlü ihtimali düşünebilirsiniz. Gülcan Hanım'a kızgın değilsiniz. Yani kusura bakmayın, böyle sakin durunca kızınızı size hatırlatarak üzmek istemem ama katili bulunamadı. Sizce kızınızı kim öldürmüş olabilir? Damadım olamaz, değil mi? Beraat etti. Biz herifleri suçüstü yakalıyoruz. Sonra da ellerini kollarını sallayarak mahkemeden çıkıp gidiyorlar. Yasalar, kanunlar, hepsi de göstermelik. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu kanunları... Suçtan zarar görmüş insanlara yaptırsınlar. Bak o zaman ortada suçmuş kalıyor mu? Madem her yer temiz. Ver bakalım. Oh,
Varmış. Suçsuz bir adamı. Evde öyle bir yoktu ki. Hakim amca, suçlular senden çok mu korkar? Benden değil, kanunlardan korkarlar. Babam hep Hüseyin amcam, başı başına hapise atılıyor. Kimseye kötülük etmediyse, hakimler amcamı neden hapise attı? Hakim hata yapmış olabilir. Sen hiç hata yaptın mı? Bilemezsin ki. Dede merhaba. Kolay gelsin Ragıp. Hakim Bey, hoş geldiniz, buyurun. Sen bitir işini. Mehmet bakar. Umarım bizim torun rahatsız etmiyordur. Rahatsız etmiyor, sen merak etme. Çok diyorum ona. Gidip durma, Hakim Bey amcanın işi gücü vardır. Seninle ilgilenemez diye ama. Beş tane de sigara. Siz sigara içmezdiniz. Misafirler için gerekir diye. Borcum ne kadar? 13 lira. Teşekkür ederim. Peki size de iyi günler. Yardımlarınız için teşekkürler. Polis bir şey bulamamış. Onunla ilgisi olmadığını düşünüyorlar. Oğlum nerede? Rosto'nun nefis olmuş Sezgin'im. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz da sen öğrensen şöyle yemek yapmayı. Öğrenecektim ama benim eşim çok iyi aşçı. Bahanesi de hazır. Aferden sonra iş başa düştü. Hepiniz bilirsiniz. Bunlar benim derimden pek gelmezdi. Hadi bakalım. Dostluğumuza. Dostluğa. Miden değil mi? Kendine iyi bakmıyorsun Sezgin. Çok zayıflamışsın.
Neden bir doktora görünmüyorsun? Ne diyecekler peki yani? Hastanede misafir edecekler o kadar. Yaşlandık artık. Çevrendeki beyaz önlüklüleri kendine yakın zannedersin. Onlarsa mesailerinin dolmasını beklerler. Sen orada yalnız değilsin. Huzur evinde de arkadaşların var senin. Orasına bakarsan herkes yalnız Fuat. Ha huzur evinde, ha dışarıda ne fark eder? Yalnız şu ikisine çok canım sıkılıyor. 30 yıldır evliler, hala iyi anlaşıyorlar. Bizimki seni adliyede de gördükten sonra başka hiçbir şeyi düşünmez olmuştu. Şöyle söylemiyorum. Duruşmalara girip çıkarken görüyordum. Çok iyi tanımıyordum ama sadece selamlaşıyorduk. Bir gün çıkışta otobüs durağına doğru Nazan'la birlikte yürüyoruz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Birdenbire Nazan şarkı mırıldanmaya başladı. Benim en çok sevdiğim ya, şarkıydı. Çiselerken öpmüştüm dudağını. Yağmur çiselerken sevmiştim yanağını. Şimdi yalnız kaldım aşkının acısıyla. Nasıl sevsem ben seni. Sezgin, dün senin evinin önünden geçtim. O gözün gibi baktığın bahçeyi otlar çalılar bürümüş. Şöyle baktım baktım da hey gidi günler hey dedim. Biz şu evde ne hoş ne tatlı günler geçirmiştik. Senin bu evde geçmişin yok. Biz yaştaki insanların bu saatten sonra tek avuntusu anılarıdır. Senin bu evde anıların yok. Gerçekten varlar mıydı? Birlikte olduk mu? Hı? Önce Metin, Şükrü. Geçen yılda Zehra, trafik kazasında. Hiç haberimiz olmadı. Son günlerde çok düşünüyorum ve düşündükçe de kötü oluyorum. Sanki hiç savcılık yapmadım, hiç duruşmalara çıkmadım. Bu mesleğin bende bıraktığı kocaman bir boşluk duygusu. Hep bir şeyler eksik gibiydi. Sanığın nüfus kaydı için yazılan müzekkere cevabının beklenmesine, gelmeyen tanıkların ihsalen celbine, adli tıp ihtisas komisyonundan gelecek raporun beklenilmesine, ölenin ölüm şerhi verilmiş nüfus kayıt tablosunun yeniden istenilmesine. Bakalım gerçekten ölmüş mü, ölmemiş mi? Beklerken de öldürüp öldürüp dirilttiğimiz bir yargılama. Yararlı işler yaptık, gerisi laf. Söyler misiniz bana? Verdiğiniz her karar içinize sindi mi? Bir tarafta gerçek, diğer tarafta akıl. Hadi bakalım, çöz çözebilirsen. Bu söylediklerine evvelden de katılmazdım, şimdi de katılmıyorum. Sen bu duygusallıkla hiçbir şeyi çözemezsin. Nereye kadar gidebilirsin? Akılla gideceğim yerden daha uzak bir yere. Hadi canım sen de. Suçu işlemeden evvel düşünselerdi. Onları anlamak için ben çok çaba harcadım. Ama her seferinde karşıma daha bahşişler çıktılar. Yeter. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmaktan hala bıkmadınız mı ya? Thank you.
Kahve yapayım, içelim mi? Ay yok canım, teşekkür ederim. Uykum kaçar sonra. Ne düşünüyorsun? Fuat'ın söylediklerini. Ben katılmıyorum. Sezgin'i tanımıyor musun? Hiç kimseye zarar veremez. Kızının katilini aramaktan neden birdenbire vazgeçsin? Mesleğinde kılık kırk yaran Sezgin. Üstelik kızı söz konusuyken. Neden dosyayı birdenbire rafa kaldırsın? Yarayı daha fazla deşmemek için. Bu işte bir gariplik var. Benim bildiğim Sezgin hiçbir işin peşini bu kadar kolay bırakmazdı. Hem Belgin'i kim öldürdü? Belgin'i ben öldürmedim. Aç. Aç kapıyı. Lanet olası, aç kapıyı. Aşağılık herif. Aç kapıyı. İşte öyle estik. Gidip görelim dedik. Sizleri tanıyorum. Biz de seni çok iyi tanıyoruz Sezgin. 40 yıl dile kolay. O kadar olmuştur değil mi? Sen buraya taşınalı da 3,5 ayı geçti. Yalnızca çevre değiştirmedin. Kendin de çok değiştin. Biz artık evimize kafamız rahat dönmek istiyoruz. Ne istiyorsunuz benden? Yani İstanbul'a geri dönmem mi? Hani hep söyleriz ya. Sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. İlker nerede Sezgin? Sürekli suçladığın damadına ne oldu? İlker kayıp. Biliyorsun. Gazeteler yazdı. Ama hiçbir haber alamıyorum. Ve o günlerde sen de buraya taşındın. Bir daha da onun adını anmaz oldun. Dosyayı kapadın. Ortada bir sorun varsa beraber de çözelim. Yalvarıyorum size, kurtarın beni. Kurtarın beni, ben yapmadım. Onu çok seviyorum.
Nasıl yaparsın bunu Sezgin? Ya sen... Kızımı öldürdü. Sahi kaç yıl takdir ettin? 15, 30, müebbet. Ben ölene kadar. Ölene kadar mı? Hiç aklımıza gelmemişti. Aslına bakarsanız çok mantıklı. Acı çekenler yaşarken suçluyu dışarı çıkarmayacaksın. Yahu Sezgin yargılandı, sonunda suçsuz bulundu. Kızımın öldürülmesi hiç kimsenin umurunda değildi. Doğru karar verdiğin ne malum? Ceza bir intikam aracı değildir. Karar doğruysa intikam alınmıştır. Kaç aydır burada? Kaybolduğundan beri mi? 3,5 ay. 3,5 aydır burada mı? Nasıl yaparsın bunu Sezgin? Yeter, yeter. Tamam. Öğrendiniz işte her şeyi. Ne bekliyorsunuz? Hadi koşun. Bu adamı lütfen hemen bırakmanı istiyoruz. Şimdi. Asla. Onu bu evden kimse çıkaramaz. Benim aklıma gelen bu. Başka da bir çözüm yolu bulamıyorum. Bunu yaparsak başımız büyük derde girer, biliyorsunuz. Ben Fuat'a katılıyorum. Böyle bir günde Sezgin yanında olmamız lazım. Vazgeçin bu karardan, saçmalık. O zaman kaçıralım adamı, bırakalım gitsin. Doğru, bırakalım gitsin. Bırakalım, polise gitsin. Ondan sonra da Sezgin'i hapishanede ziyaret ederiz artık. Tabii orada 3 günde ölmezse. Kimseyi zorlamak istemiyorum. Ama ben kararımda ısrar ediyorum. Ancak bu şekilde Sezgin'i ikna edebiliriz. Oylama yapalım. Başka bir kadın azizim. Başka bir kadındır diyor. Siz erkekler hep aynısınız. Yani sahip olduklarınızın kıymetini ancak kaybedince anlıyorsunuz. Ben başka kadında ısrarlıyım. Niye evlenmediğim belli oluyor. Günaydın Sezgin. Günaydın. Sana bir çay getireyim. Günaydın. Sezgin, biz dün gece çok düşündük, tartıştık ve bir karara vardık. Her olasılığı düşündük. Keşke bu aşamaya gelinmeseydi. Ama madem bu duruma gelindi, İlker tekrar yargılanmadı. Nasıl bir yargılama düşünüyorsunuz? Mahkemeye yeni bir belge mi ya da ne bileyim yeni bir tanık mı bulduk diyeceksiniz? Hiçbirisi. Baştan yepyeni bir yargılama. Bizler yargılayacağız. Burada kızının cinayet davası yeniden görülecek. Bu ev mahkeme binamız olacak. Bu ev mi? Deli misiniz siz? İşlediğiniz suçu ve de alacağınız cezayı
söylememe gerek var mı? Hadi Sezgin. Bunları hesaplamadığımızı düşünmüyorsun değil mi? Düşünüyorum tabii. Benim için kaybedecek bir şey yok. Ya sizler geçmişinizi bir macera uğruna silip atacak mısınız? Ha? Orasını merak etme. Diyelim ki mahkememiz İlker'i suçlu buldu. O takdirde uzun süre dışarıya çıkamayacağına göre sorun olmayacaktır. Zaten şurada ne ömrümüz kaldı ki? Gerekirse ben de kaçmasın diye gardiyanlığa başlayabilirim. Beraat ederse de herhalde kendisini hücreden çıkaran yaşlıları şikayet edecek değil, değil mi? İddianame hazır. Sanık İlker Kayalı'nın 12 Aralık 2006 tarihinde ayrı yaşadığı eşi Belgin Kayalı'nın evine giderek müessir fiilde bulunduğu ve ayrıldığı, daha sonra gece yarısı aynı eve tekrar sarhoş dönerek eşini kasten öldürdüğü, böylelikle üzerine atılı müsnet suçu işlediği tüm hazırlık evrakı kapsamından anlaşılmış olmakla, sanığın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 82B, 62 ve 63 sevk maddeleriyle ayrı ayrı cezalandırılmalarına. Evet Fuat, aramızda en kıdemli sen olduğuna göre eski dosyayı başkan olarak sana veriyorum. Dosya kalsın. Duruşmada göreceklerimiz, duyacaklarımız yeterli. Hazırlık için 4000 yeter sanıyorum. Ama bir sorunumuz var. Avukat. İlker'in avukatı kim olacak? Olmadı. Bunu hiç hesaba almamıştık. Bence avukat gereksiz. Nasıl gerek yok? Yani mahkemede avukata gerek yok mu Fahri? O zaman alınan kararlar nasıl sağlıklı olacak? Kararlarımız avukatlar duruşmada bulunduğu için mi sağlıklı sanıyorsun sen? Kaç kez ben onların yerinde olmak istedim. Bilinmez. Belki onlar da bizim için aynı şeyleri sık sık düşünmüş olabilirler. Neyse ben düşündüğümü söyledim. Avukata gerek yok. Ne olursa olsun Fuat. Avukat olmazsa bu yargılama olmaz. Kabul etmezsen. Suçlular yargılanıp yargılanmamaya kendileri karar veremez. Suçlu tabii, suçlu. Diğerleri de senin gibi düşünüyorlarsa sonucu beklememe gerek yok tabii. Söz konusu meslekleri oldu mu? Ne akraba tanırlar, ne arkadaş. Mahkemelerinizin tarafsızlığından bahsetme bana. Midem bulanıyor. Hem yargıçsınız hem jüri. Kızımı sen öldürdün. Bunu ikimiz de biliyoruz. Şimdi başkaları da öğrenecek. Cezanı çekeceksin. Hiç değişmedin değil mi? Belgin'in ölümü bile değiştirmedi seni. Tabii bir günah keçisi de buldun. Vicdanını temizliyorsun. Kaç. Her zaman yaptığın gibi kaybol. Sakın dönüp arkana bakma. Bir kahvesini koyuyorum. Yok zahmet etmeyin, fazla vaktimiz yok. Gerçekten. Hı-hı. Peki. Nasıl gidiyor efendim emeklilik? Sağ ol, emeklilik işte. İyi şeyler söyleyenlere inanmamak lazım. Yaşlandın, aradan çekildi. Sizlerin tecrübelerine daima ihtiyacımız var. Emin Bey genellikle ceza davaları aldığınızı söyledi. Evet, ceza ağırlıklı. Ama geçinebilmek için özel hukuk davaları da alıyorum. Yargılananların çoğunluğu yoksul kişiler. Avukata verecek paraları da yoktur.
Eyüpsul olmak da cezada indirim sebebi değil. Ziyaretinizden çok memnun oldum. Sizleri büroma getiren sebebi öğrenebilir miyim? Belki duydunuz. Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sezgin Öz'ün kızı bundan 2 yıl kadar önce evinde ölü bulunmuştu. Evet, hatırlıyorum. Üzücü bir olay. Maktulün eşi hakkında açılan dava beraat ile sonuçlanmıştı. Hı hı. Şimdi yeniden yargılanacak. Yeni bir durum mu oluştu? Sayılır. Duruşması 3 gün sonra. Onu savunacak iyi bir avukat gerekiyor. Bu yüzden buradayız. Kendisi burada değil ama vekalet ücreti peşin ödenecektir. Ücret önemli değil. Ama önce dosyasını incelemem ve sanıkla görüşmem lazım. Ha, dosya burada. Evet. Ancak bu eski dava dosyası. Hı hı. Yeni olan sadece iddianame. Bu nasıl bir iddianame? Kağıdı bile farklı. Hem savcılık numarası da yazılı değil. Anlamadım. Bu mahkeme olağanüstü bir mahkeme. Yargılama evde yapılacak. Evde? Kim yargılayacak? Biz, siz. Ha, anladım. Galiba temsili bir duruşma canlandırılacak, öyle değil mi? Ve biri veya birileri bu duruşmalar sonucu manevi olarak tatmin olacak. Kim o biri? Sezgin Bey mi? Melik Bey, bu davanın sonucunda sadece manevi tatmin olmayacak. Nasıl yani? Kararın gereği infaz edilecek, öyle mi? Kesinlikle. Peki, nerede tutacaksınız? Hücre mi kiralayacaksınız? Yerimiz hazır. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten... Ben gerçekten ne istiyorsunuz? Şaka yaptığınıza eminim. Siz ciddisiniz. Bu konu kapanmıştır. Ve bu görüşme hiç yapılmadı. Her zaman benim misafirimsiniz. Hemen karar vermeseydiniz avukat bey. Bunun düşünülecek tarafı yok. Avukata ihtiyacı var. Bence onun sizin elinize geçmemesi için korunmaya ihtiyacı var. Çok geç çünkü tutuklu. Tutuklu mu? Nasıl? Nerede? İnanamıyorum. Çok tehlikeli bu yaptığınız. Büyük suç. Adam kaldırma, hürriyeti tahdit. Evlat bize suçlarımızı sayma. Biz seni de düşündük. Korkulacak bir şey yok. Siz neden korkmuyorsunuz anlamıyorum. Bizi boş verin canım. Eğer yargılama sonucunda serbest kalırsa da herhalde sizden şikayetçi olmaz. Her şey planlanmış. Benim bunu hemen polise bildirmem lazım. Ama nasıl ispatlayacağım? Lütfen bizi arayın. Başka bir avukat. Başka avukat yok evlat. Sen varsın. Hakim Bey. Oh,
Hoş geldin Fazıl Usta, hoş geldin. Seni buralara kadar yordum. Aman Hakim Bey, o nasıl söz öyle? Siz emredeceksiniz de ben yapmayacağım. Sen iyi bir dostsun. Esas iyi olan sizsiniz Hakim Bey. Ben ne yapsam sizin iyiliğinizi unutamam. Ben yasaları uyguladım sadece. İnşallah bir kusurum olmadı değil mi Hakim Bey? Ne kusurun olabilir ki Fazıl? Aldığınız evin tadilat işlerini o kadar aceleye getirdiniz ki boya badana bile yapamadık. Hala içime sinmeyen yanları var Hakim Yok, Bey. Yok, evde her şey tamam ama gene yardımına ihtiyacım var. Bodruma yaptığımız bölmeyi mi kaldıracağız yoksa? Şimdilik aramızdaki o sır devam etsin Fazıl. Siz hiç merak etmeyin Hakim Bey. Bizde söz bir, Allah bir. O bölmeyi yaptım ve o gün unuttum. Bir kişi raporunun beklenmesini, sahil hususların bir araya düşünülmesini. Duruşma 12 Şubat 2009 saat 10.45. Buyurun. Aa, merhaba Avukat Bey. Tamam. Yarın saat 4'te. Görüşmek üzere. İyi günler. Haber verirsen sana çok para veririm. Ne o? Rüşvet mi teklif ediyorsun? Ne rüşveti? Ne demek rüşvet? Polise yardımcı olacaksın. Bak aylardır beni arıyorlar. Sana ödül veriyorum ben. Sen hakime zarar vereceksin. Ben de seni kurtaracağım öyle mi? Kes sarı. Ben kimseye bir şey yapmadım. Onlar büyük adamlar. Eğer seni buraya koydularsa mutlaka bir bildikleri vardır. Ben seni nereden... Nereden hatırlıyorum ha? O gece ben yanıma gelmiştim barda. Yanıma oturdum. Çok içiyorsun çok. İçki iyi bir şey değildir. İçkine uyku ilacı koymaya bile gerek kalmamıştı. Hatırlıyorum o gece yanıma gelen sendin. Sen getirdin beni buraya. Göreceksin adam kaçırmak ne demek. Buradan çıkınca hepinizi mahvedeceğim. Sen bittin. Bittin sen. Bittin. Adam kaçırmak ne demek.
Avukat Melih. Şaka yapıyor sanmıştım. Avukatı mı olacaksınız? Bilmiyorum. Buna önce sen sonra ben karar vereceğiz. Ha. Az önce attım. Ne kadardır buradayım? 3 aya aşkın dediler. Çok mu para verdiler? Paraya henüz konuşmadık. Ama inan bana çok iyi bir para istemeyi düşünüyorum. Polise haber ver. Annemi kardeşimi ara. Burada hapsedildiğimi söyle. Ne kadar istiyorsan bulup ödeyeceklerdir. Kurtar beni buradan. Eşini sen mi öldürdün? Şimdi anladım. Sen de onlardansın. Nasıl anlamadım ya? Laf olsun diye beni tekrar yargılayacaksınız. Daha iyi anlıyorum. Beni öldürmek için yapıyorsunuz bütün bunları. Şimdi de bu numarayı buldu o adam. Yanılıyorsun. Aklınca benim ağzımdan laf alacaksın ha? Defol git buradan. Söyle o adama. Bitti mi? Bittiyse sakinleş. Beni tuttukları doğru. Ama ben henüz kabul etmedim. Görüyorum ki sen de daha kabul etmemişsin. O halde çok safsın. Seni de kandırıyorlar. Kendileri gebermeden beni öldürmek istiyorlar. Anlasana. Avukat olmazsa beni nasıl rahat asacaklar? Biz görevimizi yaptık, içimiz rahat. Nasıl olsa avukatı da var diyecekler. Ama o yaşlı canavarların oyununa gelmeyeceğim ben. Ağzımı bile açmayacağım. Eğer hiç konuşmazsan, o zaman tanımadıkları birine ceza vermiş olacaklar. Herkes hikayesiyle yargılamaya katılmalıdır. Sen yine de konuş. Kaybedecek bir şeyin yok. Onların var mı? Onları düşünecek durumun yok şu anda. Ne yapmalıyım? Bence bir avukat tutmalısın. Dilersen başlayalım. Ama benden hiçbir şey saklamayacaksın. Bana olayla ilgili, o geceyle ilgili her şeyi anlatmanı istiyorum. Bir daktiloya ihtiyacım olacak. Neden? Büronuzda bilgisayarınız yok mu? Nasıl yani? İstediğim zaman... Avukat bey, kendinizi hapishanede mi sandınız siz? Sizleri gerçekten anlamıyorum. Artık evi öğrendim. Buradan çıkar çıkmaz polise gitmeyeceğime nasıl güveniyorsunuz? Yapsan şimdiye çoktan yapardım. Cep telefonun üzerinde değil mi? O zaman evlat, belgini kimin öldürdüğünü asla öğrenemez. Merak ettiğimi mi sanıyorsunuz? Giderim ve buraya yarım saat içinde bütün emniyeti toplarım. Eğer bunu yaparsan müvekkilinin büyük bir zarar görmesine sebebiyet verebilirsin. Altından kalkamayacağım bir zarar.
Eşiniz Belgin Kayalı'yı kasten öldürdüğünüz iddia ediliyor. Ayağa kalk. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bu nasıl komedi ya? Sadece olayla ilgili konuş. Başkaca bir yorum yapma. Olay mı? Tabii olay. Eşim öldürüldü. Sizin adaletiniz katili bulmakta aciz kaldı. Tabii bir günah keçisi lazımdı birilerine. Ama istediğini elde edemeyecek. Sen zavallı bir adamsın. Hayatın boyunca karşındakilerini önünde efendice duran katiller gibi görmeye alışmışsın. Ama bunu bize yaptıramadın. Olaya gel. Sadece olayla ilgili konuş dedim sana. Başkaca yorum yapma. Yoksa seni dışarı çıkarırım. Beni mahvettiniz. Mahvettiniz. Siz kim oluyorsunuz be? Kim oluyorsunuz? Beni burada tutuyorsunuz. Hepinizin Allah belasını versin. Çıkar bunu dışarı. Sakin! Yapmayın! Hepinizi öldüreceğim! Tutmayın beni! Hepinizi geberteceğim! Geberteceğim! Geberteceğim hepinizi! Hepinizi geberteceğim! Müdafiden soruldu. Evet, sizi dinliyoruz. İlker Kayalı'yı serbest bırak. Şimdilik bu kadar. Dosyaya sunduğunuz dilekçe okundu. Evet, sizi dinliyoruz. Kızım Belgin 2002 yılında sanıkla evlendi. Ama aralarında bir anlaşmazlık başlamıştı. Hemen hemen evlendiklerinin üçüncü. Buyurun. İlker Bey'in tekrar buraya getirilmesini talep ediyorum. Yalnız müvekkilinizin sakin olmasına yardımcı olmanız rica ederim. Siz devam edin. Zamanı tam hatırlayamıyorum. Bakın bir gün bir arkadaşım kızımı yolda gördü. Gözünde, yüzünde yara izleri ve morluklar olduğunu söyledi. Duydum ki bu ilk değilmiş ama ilk kez bu kadar şiddetle dövmüş. Sonra kızımın başka bir eve çıktığını, boşanma davası açtığını duydum. Sanık boşanmayı kabul etmediği için dava uzuyormuş. Cinayet olduğu gece de kocasını kapıda rezalet çıkardığı için komşular duymasın diye evi almak zorunda kalmış kızım. Tartışmışlar tabii sonra. Kızımı gene dövmüş ve ayrılık bitmiş. Sabah kapıma polisler geldi. Gece yarısı tekrar bu kez sarhoş olarak eve dönüyor ve kızımı öldürüyor. Avukat Bey, sorunuz var mı? Elimizde tanık olmadığına göre. Ortaya geçin.
Sanığı cinayetin işlendiği gece kızınızın evine girerken gören tanıklar var. Değil mi? Tabii. Tekrar bir araya gelebilmek için kızınızın evine gitmiş olabilir mi? Sürekli rahatsız ediyordu. Lütfen sadece sorularımı yanıt verin. Sanık kızınızın evine birleşmek için gitmiş olabilir mi? Olabilir. Peki o gece tartıştıktan sonra sanık evi terk ederken kızınızı gören olmuş mu? Hadi tekrar geriye. Sanık evi terk ettikten sonra kızınızı komşuları canlı olarak gördü mü? Evet. Daha sonra o gece sanığı ikinci kez eve girerken gören olmuş mu? Hayır. O halde? Kızıma ölüm tehdidinde bulunarak gitti. Ölüm tehdidi mi? Ayrılırken ölüm tehdidinde mi bulunmuş? Evet. Ölüm tehdidi. Yalan söylüyor. Otopsi raporuna göre ölüm gece 2-3 sularında gerçekleşmiş. Dosyada dinlenen diğer tanıkların ifadelerine göre sanık cinayetin işlendiği saatte bir bardaymış ve oradan sabaha kadar da ayrılmamış. Aynı anda iki ayrı yerde birden olması sizce mümkün mü? Ha bir yalancı tanık, ha beş yalancı tanık. Aradaki tek fark paranın miktarına bağlıdır. Şikayetçi sanığa suç isnat ediyor. Sakin olun. Bu kadar mı? Kızınız Demet Evler sitesinde oturuyordu değil mi? Evet. Demet Evler sitesi A2 blok daire 6. Tarih 20 Nisan 2004 gece yarısı 2. Suç hırsızlık. B5 blok daire 8. Tarih 10 Temmuz 2004. Suç hırsızlık. A4 blok daire 3. Devam edeyim mi? O eve hırsız falan girmedi. Kızınızın katilinin bulunmasını çok isterdiniz değil mi? Ne biçim bir soru bu şey ya? Peki o katilin kim çıkmasını tercih ederdiniz? Gece eve giren bir hırsız mı yoksa... Avukat Bey yorum yapmayın. Olayla ilgili soru zor. Devam etmeden önce İlker Bey'in beraat ettiği mahkemede dinlenen tanıkların ifadelerinin şu anda alınmış gibi alınmasını talep ediyorum. Sizin soracağınız bir şey var mı? Şu aşamada yok. Önceki dosyadaki delillerin incelenmesine, duruşmanın yarın aynı saate bırakılmasına karar verildi. Eğer kızımı öldüren adi bir hırsız olsaydı... Onu mutlaka buldururdum ben. Yerin dibine de girse bulur çıkarırdım onu. Yalnız sıkılmıyor musun burada? Sıkılmam. Arkadaşlarım gelecek şimdi. Hem hakim amcayla hem de gelir. Sizi hakim amcanın evinde gördüm. Siz de hakim misiniz? Hayır ama meslektaş sayılırız. Avukatım ben. Niye? Ne niye? Neden hakim olmadınız? Birisinin de yargılananların savunmasını yapması lazım değil mi? Yapmasaymış. Hem hakim var. O anlar yapmış mı yapmamış mı? Hakimler hiç hata yapmaz mı? Hakim amca da öyle diyor. Ama neden yapsınlar ki? Senle küçük bir oyun oynayalım mı? Biz çocukken oynardık. Oynayalım. Tamam. O zaman dön bakayım şimdi arkana. Şimdi... Söyle bakalım. Dön arkana. Sırtına kaç parça dokunuyor? İki. Kolaymış. Hı. Şimdi? Gene iki. Hep iki. Şimdi? Bir tane.
Emin misin? Dikkat et. Eminim, bir tane batıyor. Kesinlikle emin misin? Dedim ya, bir tane batıyor sırtıma. Bilemedim, iki parçaydı. Ama ben görmedim ki. Evli misiniz avukat bey? Hayır. Aramıza hoş geldin. İlk görüşte anladım ben. Çok zeki. Bu arkadaş çok zeki. İlker'i bırakın. Avukatlar hep aynı şeyi söyler. Başlayan yargılama bitmeli. Bu sizin yargınız. Öyle olsun. Diyelim bizim yargımız. Farz edelim ki kanunlar yok. Mahkeme yok. Siz de avukat değilsiniz. Sık sık yaptığımız bir şey yapıyoruz burada. Siz hiç hayatınızda birini yargılamadınız mı? Ona ceza kesmediniz mi? Yapmayın Fuat Bey. Benim yargıladığım kişiler bu kadar çaresiz, kıstırılmış değillerdi. Gerçekten mi? Vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Birini yargılıyorsan onun hakkında ne düşündüğünü sonunda söylemelisin. Bazen buna en çok yargıladığın kişinin ihtiyacı vardır. Belgin'i tanıyordunuz değil mi? Nasıl tanımam? Elimizde büyüdü rahmetli. Ama Belgin'i evlendikten sonra pek göremedik. Gençlerin işi şimdilerde zor. Çok çalışıyorlar. Fuat, senin oğlun Amerika'da. İşten vakit bulup da geliyor mu? İstese belki gelebilirdi. Dedemciğim, biz galiba çocukları iyi yetiştirememişiz. Sezgin Bey eşini de çok erken kaybetmiş. Ölüm. Ne gelir ardından? Zor olmuştur. Hem annelik hem babalık. Kötü günler geçirdim. Çok zorlandım. Belgin'e tek başına baktım. Eşi erken ölmüş. Tekrar evlenmeyi düşünmedin mi? Ah, çok talip oldum. Bakmışım da öyle çöktüğüne. Sezgin yakışıklı bir adamdı. Fuat, hatırlarsın değil mi? Bir seferinde beyin cerrahıyla evlenecekti. Kadın güzel ve alımlıydı. İyi de anlaşıyorlardı. Hatta nikah tarihleri bile belliydi. Ama nasıl olduysa olmadı. Kadının Belgin'e bir hareketini mi beğenmemişti? Kadın Belgin'e bir şey mi demişti? Yani geçmiş zaman pek hatırlayamıyorum. Neticede Belgin için evlenmedim. Azizim, ben bu evlilik denilen icadı düşmanıma tavsiye etmem. Ama ne bileyim, Sezgin evlenseydi belki böyle olmazdı. Ne olmazdı? Belgin için daha iyi olurdu. Bu kadar üstüne düşmezdi. Ne diyeyim, gene fazla içtin. Gereksiz konuşuyorsun. Haklısın dostum. Bu Meret bazen saçmalatıyor. Daha önce avukatım bunları sormamıştı. Kayınpederimi tanımam. Tanımaz mısın? Tanımam. Evlenmemize de karşıydı. Annemi tanıştırmaya götürmüştüm. Bizi içeri almadı. Kabul etmedi bizi. Nasıl tanıştınız? Belgin'le mi? Tesadüf. Bir arkadaşımla oyun izlemeye gelmişti. Kızınız üniversiteden mezun olduktan sonra dış işlerinde görev aldı. Oysa bürokrat olmak istememişti değil mi? Zaman zaman şikayetleri olmuştu. Aslında konservatuara girip oyuncu olmak istemiş. Evet. Bir dönem öyle. Israrınızla mı uluslararası ilişkiler okudu? Avukat bey. Konservatuar sınavlarına sizden habersiz girip kazanmış. Tiyatro okursa onu evlatlıktan reddedeceğinizi söylediniz mi? Lütfen. Onun iyi bir işte yükselmesini istiyordum. Sadece soruma cevap verin. Her türlü ilişkinizi kesmekle tehdit ettiniz mi? Aramızdaki bağı siz anlayamazsınız. Kızınız tiyatrocu İlker Bey'le birlikte olmaya başladıktan sonra
oyuncu olmaya karar vermiş. Bu sebeple karşı çıkmış olabilir misiniz? Onunla beraber olmasını da istemedim. Her baba... Neden İlker'le evlenmesini istemediniz? Araştırdım. Sanıp kızıma yakışmıyordu. Nasıl yani? İlker Bey yakışıklı bir erkek. Kızımın okurken de peşini bırakmadı. Kapkaranlık fikirleriyle kızımı zehirliyordu. Karanlık fikirler? Sizce hangi fikirler karanlık? Kimi yargılıyorsunuz? Karşınızda sanık yok. Arada uçurum vardı. Ne zaman da kızım hatasını anladı, boşanmak istedi. Ama sanırım artık kızımdan vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Kızımı kendisini terk ettiği için öldürdü o. Terk ettiği için mi? Kızınızla zaman zaman anlaşamadığınız anlar olmuştur, değil mi? Kızınız sizi İlker Bey'le evlenmek için mi terk etti? Ben onu... Ben duyamadım. Evet. Peki kızınız sizi terk ettiği için onu öldürmek istediniz mi? Veya bırakın öldürmeyi, bir an bile olsa böyle çılgınca bir şey aklınızdan geçti mi? Çok saçma. Ben onu çok seviyordum. Sevdiğimiz birini sadece bizi terk ettiği için öldüremeyiz. Çok doğru ve çok saçma. Başka sorum yok. Benim sevgimi onunla nasıl mukayese edersiniz siz ha? Cahil bir taşralıdan her şey beklenir, basit bir adamdan. Sorular bitmiştir. Lütfen yerimize geçin. Sen kimsin be adam? Nereden gelip girdin bizim aileye? Sakin olun. O benim kızımdı. Ben ona hayatımı verdim. Sen ne hakla onu benden alabilirsin ki? Kaçmak adamsın. Görüşme yarın aynı saate ertelendi. Avukat Bey, sizinle ayrıca görüşmek istiyorum. Davayla ilgisi olmayan sorular sormaktan artık vazgeçtim. Maktulle ilgili konuşuyorsam davayla ilgili konuşuyorum demektir. Kuralların dışına çıkmanıza daha fazla izin vermeyeceğim. Sizce Belgin neden öldürüldü? Biz de zaten bu sorunun cevabını arıyoruz. Siz nasıl öldürüldüğünün cevabını arıyorsunuz? Neden? Cinayetin etrafında dolaşarak bir şey elde edemezsiniz. En azından deniyorum. Bu şekilde mi müvekkilinize yardımcı olacaksınız? Bazı anlar müvekkilimi unuturum. Bittiyse müsaadenizi istiyorum. Siz niçin buradasınız? Hakim arkadaşlarınıza hayır demek çok zor. Bir davada tecavüz ettiği kızı öldüren şahsın avukatı... Bir başka davada ev sahibi tarafından sırtından bıçaklanan hırsızın avukatı. Onlara hak ettikleri cezaları vermek için önce savunmak gerekir. Ama hafızanıza bakınca anlıyorum ki sizin makam kolay elde edilmiyor. Genelde kimsenin almadığı davaların avukatısınız. Yoksa bu davayı da bu yüzden mi kabul ettiniz? Neden mesleğinizi tehlike altına atıyorsunuz? Herkesin savunulmaya... Savunma, hak, adalet. İşlenen suçlar bizden uzakta olursa severiz böyle büyük lafları. Özellikle bizden uzakta olursa. Dostum sen ne yapmaya çalışıyorsun? Artık bir hiçim ben. Sizleri dinlememeliydim. Bu duruşma yapılmamalıydı. Başka çaren yoktu. Hadi artık topla kendini.
toplamak mı? Neden dedim, neden? Çok çöktün. Uykusuz görünüyorsun. Rüyalar görüyorum. Uyumak istemiyorum. Kızımı görüyorum. Çocukluğumu. Öpüyorum. Sarılıp sarılıp öpüyorum. Ama ben rüyamda bunun rüya olduğunu biliyorum dedim. Onu öperken, ona bakarken onun öyle olduğunu biliyorum. Dayanamıyorum. Nasıl gidiyor? Sence? İyi bir resim. Çıkarsam arada görüşmek isterim. Bizim Conco'nun meyhanesi var Taksim'de. Oyundan sonra genelde arkadaşlarla orada toplanırız. Sana orada balık yedireceğim. Tabii gelirim. Çıkamazsam buradan gidip unutacak mısın? Sen bırak şimdi bunları. Bak birazdan duruşma başlayacak. Sana soracağım soruların yanıtlarını biliyorsun. Onları tekrar... Unutacaksın. Unutacaksın. Aslında istersen beni buradan çıkarabilirsin. Neden yapmıyorsun? Gidip polise haber verebilirsin. Bilmiyorum. Biliyorsun. Eşiniz Belgin Hanım. Neden sizden boşanmak istedi? Mahkememize bu konuda açıklama yapar mısınız? Önceleri hiçbir sıkıntımız yoktu. Severek evlendik. Çok mutluyduk. Provalarıma yardımcı oluyordu. Çok eğleniyorduk. Dostlarımız Belgin'i çok seviyordu. Sonra Belgin değişmeye başladı. Sık sık durgunlaşıyordu. Çoğu zaman ben konuşurken artık dinlememeye başladı. Sence neden böyle davranıyordu? Karım özellikle babasını görememekten dolayı çok üzülüyordu. Babasıyla görüşmek istedi mi? Hayır, hayır. Bunun bir faydası olmayacağını, çünkü babasını iyi tanıdığını söylüyordu. Hatta ikimiz çocuk sahibi olmayı çok istiyorduk. Çocuğumuz olunca ben... Özellikle babasının yumuşayacağını, barışacağını düşünüyordum. Ama Belgin bunun da bir faydası olamayacağını söylerdi. Bu durum evliliğinize nasıl yansıdı? Eski neşesi gittikçe azalmaya başladı Belgin'in. Zaman zaman eski fotoğraflarına bakıp ağlıyordu. Öyle görüyordum. Ne yapsam faydasızdı. Çok yorgundu, hiçbir şey yemiyordu. Uyumuyordu. Sabaha kadar sigara içiyordu. Provalarıma çok gelip giderdi. Artık gelmez oldu. Bir gün çalıştığı ofisten çağırdılar. Fenalaşmış. Koşarak gittim. Baktım dairede her taraf masalar falan dağılmış. Memur arkadaşları panik içinde. Donmuş gözlerle bana bakıyordu. Beni buradan götür dedi. O günden sonra bir daha işe gitmedi. Kendini çok değersiz hissediyordu. Annesinin çok özlediğini söylüyordu. Annesinin mezarını sık sık ziyarete gitmeye başladı. Saatlerce başında kalıyordu. Sonra ısrarımla psikolojik tedavi gördü ama bir faydası olmadı. Dosyada maktul Belgin'in evlilik birliği içinde...
psikolojik destek gördüğüne dair raporlar var. Rapor sonuçlarına göre Belgin Hanım'a ağır depresyon tanısı konmuştur. Hatta bazen hap bile aldığı oluyordu. Ve bir gün ben hiçbir yere ait değilim diyerek beni terk etti. Peki sizi terk ederken herhangi bir söz söyledi mi? Hakaret ya da seni sevmiyorum gibi. Hayır. Sadece dediğim gibi acı çekiyorum, gitmeliyim dedi. Peki kavgalarınız? Kavgalarımız pek önemli bir tartışmamız olmadı. Eşim Belgin'i sen mi öldürdün? Hayır. Başka sorun yok. Sizin soracağınız bir şey var mı? Cinayet gecesi saat 9 sularında Mahtur'un evine gittiğinizi söylemişsiniz. Amacınız tekrar bir araya gelmek için konuşmak mıydı? Evet. Kabul etti mi? Davayı geri al. Eski günlerde olduğu gibi birlikte olalım. Yaşadığımız sorunları çözeriz dedim. Ama kabul etmedi. Dosyadaki raporlara göre o gece büyük bir kavga yaşanmış. Ayrılmayı düşünmediğin ve sık sık girip çıktığın eski eşine ait evin anahtarını alıp bir yenisini yaptırmak zor olmasa gerek. İtiraz ediyorum. Kapağı sarnı değil. Anahtarla girilmiş. Yan komşu o saatte yere düşen bir şeyin gürültüsünü duymuş. Bu sesi duyan bir çığlığı, bir kavgayı haydi haydi duyardı. Demek ki maktul hiçbir tepkide bulunmamış. Bunun anlamı sence Belgin katilin sanıyor olabilir mi? Bunu nereden bilebilirim? O saatte ayakta olan yan komşu kadın, apartman kapısından koşarak çıkan siyahlar giyinmiş bir adam görmüş. O gece üzerinize giydiğiniz mont siyahtı değil mi? Sadece bende yok o renk mont. Hem duruşmada kadın pencereden gördüğü adamın ben olmadığımı söyledi. O mesafeden koşarak giden bir adam ancak benzetilebilir. Yorum yapmayın. Cinayet işlendiğinde boşanma davanız devam ediyordu. Davanın neden açıldığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik. Şiddetli. Belgin öyle düşünüyordu. Boşanma dava dilekçesinde sizden dayak yediğini yazmış. Sık kavga eder miydiniz? Evet. Yani ayrılmak istediği için... Ona vurmak istemezdim. Vurmak istemezdi. Peki daha başka yaralama, mala zarar verme ya da karıştığınız olaylar var mı? Sorunun konumuzla, olayımızla hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Başkan, sanığın sert mizacı davamızın esasını teşkil ettiğinden şiddete meyilli olduğunu ispatta çalışıyorum. Örgüt bağlantısı nedeniyle hakkında açılan davalar sonuçlananı yıllar olmuştur. Başka da hiçbir sabıkası yoktur müvekkilim. Başka sorunuz var mı? Gençlik yıllarımda bazı siyasi kavgalarım oldu. Siyasi kavgalarınızın dışında? Hoş avukatınız yok diyor ama? Yok. Bir poliklinikte doktor ve hemşirelere saldırı. Doktorlar şikayetlerini geri almışlar. Tutanaklarda da sebebi yazılı değil. Sahi neden hastane bastınız? Bu da siyasi eylemlerinizden biri mi oluyor?
Bilmiyorum. Böyle bir şey hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsınız? Cam çerçeve kalmamış. Her tarafı dağıtmışsınız. Eski sabıkalar gündeme getirilemez. Tekrar itiraz ediyorum. Başka sorum yok. Kısa bir süre istiyorum. İzin verirseniz arabanızı alabilir miyim? Fazla zamanınızı almayacağım. Muayenehanenizde meydana gelen bir kavga ile ilgili birkaç sorum olacaktı. Ne kavgası pardon? İlker Kayalı size ve personelinize saldırmış. Bakın işin başından aşkım. Lütfen beni gereksiz şeylerle meşgul etmeyin. Yoğun olduğunuzu görüyorum. Fakat karakol kayıtlarında şikayetten vazgeçen olarak sadece sizin imzanız var. Kim demiştiniz? İlker Kayalı. Saldırı ve mala zarar. Bu ara kızımın düğün hazırlıkları vardı. Oldukça yoğunum. Hatırladım. Söylediğiniz gibi karakolda şikayetten vazgeçmiştik ve olay kapanmıştı. Diyelim kapanmadı. Ne istiyorsunuz? Kavganın sebebini. Dalga mı geçiyorsunuz? Sebebini bilmiyorsanız niye? Tutanaklarda sadece sövme, hakaret ve kırılan camlar var. Bir insan niye muayenehane bassın? Sıradan bir olaydı. Gelip bağırıp çağırmış. Bölümdeki arkadaşlar sarhoş olduğunu söylediler. Hatırlıyorum tiyatrocuydu. Onun için de fazla kurcalamak istemedik. Gereksizdi. Malum medya. Allah kimseyi onların eline düşürmesin. Acımaları yoktur. Uğraşır dururlar biliyorsunuz. İlker Bey'in ne rahatsızlığı vardı? Bakın. Size her şeyi açıklamak zorunda değilim. Söylediğim gibi karakolda her şeyi anlattık ve olay kapandı. Hem sizi niye ilgilendiriyor bu? Ben İlker Bey'in avukatıyım. Pekala. Madem bana anlatmak istemiyorsunuz, o zaman tanık olarak mahkemeye çağrıldığınızda hakimleri anlatırsınız. Ne mahkemesi? Şikayetçi değiliz ki biz. Geldiğiniz zaman anlarsınız kim kimden şikayetçiymiş. Pekala. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Burada değil. Ne yapıyorsun? Anlamadım. Anladım. Çok iyi anladım. Neden sürekli duruşma atıyorsun? Neden bitirmiyorsun şu kahrolası davayı? Başımız büyük belada, görmüyor musun? Normal yargı süreci bu. Normal yargı süreci. Öyle mi? Yeter! Bak Fuat. Bu iş artık çok canımı sıkıyor. Amacın ne? Ne dersen kabul ettik ama artık yeter. Bitir şu lanet davayı. Benimle bu şekilde konuşamazsın. O gece ne konuşmuştuk? Hani sadece formalite bir yargılama yapacaktık? Hani amacımız sadece Sezgin'i ikna etmekti. Onun istediği gibi bir yargılama yaparak onu rahatlatmaktı. Sakın bana aldığımız kararın değiştiğini söyleme.
beraat kararı girecektik. O gece böyle anlaşmıştık. Düşündüm sonra. Neden beraat kararı verelim? Suçluysa cezasını çeksin. Nasıl böyle düşünürsün? Bu ev... Bu evde gerçeğe ulaşamazsın. Neden olmasın? Gerçekten ne anladığına bağlı bu. Bu evde yıllarca yatacak mı? Burası mahkeme değil, yasalar yok burada. Neye dayanıyorsun? Mesleğimizi yaparken neye dayanıyorsak gene ona. Ne ya Fuat? Daha önce yasalardan başka neye dayanıyorduk? Seni tanıyamıyorum. Avukatı var. İspatlasın suçsuz olduğunu. Karşıma geçip Amerikan filmlerinde olduğu gibi şov yapmasını biliyorlar. O kadar kolaydı sanki. Yok. Aslında sen benim tanıdığım Fuat'sın. Hep aynı Fuat. Yaptığımız anlaşmayı avukattan gizlemeyi bu yüzden istedin demek. Nazan, Nedim, onlar da senin gibi mi düşünüyor? Herkes kendi adaletinden sorumludur. Ne oluyor Erdem? Hiç. Geleceğinizi umuyordum. İstanbul'daki dediniz. Ama sanki bu daha bir güzel. Yaşam kavgası. Orada da denize bakar insanlar ama pek bir şey görmezler. Denizin kokusu, yağmur yağan bahçelerin kokusu gibi sanki. Yazları kayısı bahçelerine göçülür. Akşamları bütün komşular toplanır bir araya gelirdi. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsi. Tabii o zaman elektrik falan yok. Şafkın ışığı yeterdi. Şafk, gaz lambası yani. Bu lafı ilk defa aydınlı komşularımızın çocuklarından duymuştum. Bütün gün onlarla bahçede oynardık. Akşamları damlarda yatılırdı. Yıldızlar ışıl ışıl. Gökyüzü bir yorgan gibi. Beklerdik. Bir yıldız kaysa da dilek dilesek diye. O zaman o kadar çok yıldız kayardı ki. Kavga dolayısıyla hakkında işlem yapıldığını neden söyledin? Söyledim. Siyasi suçlar, sokak kavgaları, toplantılar. Şimdi söyleyeceklerimizi sahnede söylüyoruz. Başımız daha az belaya giriyor. Köyün delisini oynuyoruz yani. Peki ya doktor ve hemşirelere saldırmak? O başka mesele. Hem şikayeti geri alındı. Olay kapandı. Benden hiçbir şey saklamayacaktın. Öyle anlaşmıştık. Saklamadım. Hem bu olayın ne önemi var ki? Karakolluk olduğun olay. Araştırdım. Önemli mi sence? Eşinin kürtaj olduğunu neden söylemedin? Benden ayrıldıktan sonra gizlice yaptırmış. Zaten bebeğin alınabilmesi için geçerli yasal sürede aşılmış. Bu yüzden olayı kapatmak için senden şikayetçi olmamışlar. İşe girdikten sonra memleketten bizi de aldırdı. Daha bir yıl olmamıştı. İş kazası dediler. Getirip ölüsünü koydular. Mahkemeye gitmeyin, fabrikayla anlaşın dediler. Doğru söylemişler.
Boşuna yıllarca uğraştık mahkemeyle. Mahkeme dedi ki kazanın suçu benim adamdaymış. Dikkatsiz davranmış. Dönüp gideyim dedim memlekete. İki çocuklu dul kadın nereye gidiyorsun? Çok zor. Birol daha çok küçüktü. Babasını aramadı hiç. İlker. İlker içine kapandı. Çok sıkıntı çektik. Kira, ekmek parası. İlker hem okudu hem çalıştı. Hepimize baktı. Ama o zaman ortalık çok karışıktı. Her gün sokaklarda insanlar öldürülüyordu. Aman oğlum dedim. Sakın. Sakın uzak dur. Sana bir şey olursa ben dayanamam. Yaşayamam dedim. Babası da başında olmayınca dinletemedim. Belgin'le karşılaşınca çok değişti. Yine umutlu neşeli çocuk olmuştu. Belgin'in adını ağzından düşürmez. Kızınızı çok sevdi. Çok. Onun için yapmayacağı şey yoktu. Eğer sana söyleseydik kürtaja izin verir miydin? Asla, asla izin vermezdim. Neden? Neden? Bana acımadın, bebeğimize de mi acımadın? Hep oğlum olsun isterdim. Onu yanımdan hiç ayırmayacaktım. Hep onun yüzünden oldu. Onun yüzünden öldü çocuğum. Hep o adamın yüzünden oldu. Ona geri dönmek için öldü bebeğim. Geri dönmek için ailemizi yaktı. Bebeğimiz de geri dönebileceğini biliyordu. Hiçbir zaman bizi dinlemediler. Aralarına almak istemediler. Ne zannediyorlar kendilerini ha? Kimse bana, aileme pislik bir siz gibi davranamaz. Kimse bizi düşünemez. Olayı öğrendikten sonra doğruluğunu araştırmak için polikliniğe gittin. Ortalığı birbirine kattın. Peki olayın ne zaman olduğunu hatırlıyor musun? Eşinin öldürüldüğü gün. Bu olay mahkemede nasıl bir kanaat oluşturur? Ben suçsuzum ben. Ayrıldıklarında çok üzüldüm. Çok ağladım. Ama Belgin hep aradı beni. Halimi, hatırımı sordu. Ona sık sık gidiyorum. Ne olur kızmayın. Çiçekleri suluyorum. Kurutmuyorum. O benim biricik kızımdı. Ben onu kızım saydım. Şimdi orada yapayalnız. Ben gerçekten onu kızım bildim. Otobüsün saati yaklaştı. Geldiğiniz için çok sağ olun. Size bir tek şey soracağım. İnanın sadece bir soru. Sizce İlker'im yaşıyor mudur? Teşekkür ederim.
Böylece olayın dosyada belirlenen özellikleri ve oluş şekli dikkate alındığında, sanığın birleşme talebini kabul etmeyen eşine karşı öldürme eylemini gerçekleştirdiği ve olaya hırsızlık süsü verdiği açıktır. Bu sebeple sanığın eşine tasarlayarak öldürmekten dolayı cezalandırılması talep olunur. Kızımı öldürdü. Evet, sizi dinliyoruz. Nihayetinde bir cinayet var. Peki. Ama kim öldürdü? %100 emin miyiz müvekkilimin öldürdüğünden? O gece, o evde neler oldu? Ortada suç konusu alet dahi yoktur. Parmak izi yoktur. Yarın gazetelerde hırsızlık yaparken yakalanan biri eski suçlarını sayarken Belgin Kayalı'nın da evine girdiğini, onun o esnada uyandığını ve onu bıçaklayarak öldürmek zorunda kaldığını itiraf ederse, belki de başka biri başka bir sebeple öldürdü. Mümkün mü? Evet. Mümkün olduğunu çok iyi biliyorum. Bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım başaramayabiliriz. Olayları yaratan sorunların sebebi derinlerdedir. Sonra çözüm kavgada aradır. Ayrılıkta, yalnızlıkta. Düzeltilmesi zor sözler söylenir. Hareketler yapılır. Duygular aklı. Akıl duyguları yanına almaz. Karşı karşıya gelir. Mutsuzluk olur. Adalet bizden uzaklaşır artık. Başkalarından istenir. Herkes bilir. İstenilen adalet gideni getiremez. Müvekkilim eşini çok sevmiştir. Eşi de onu. Yaşananlar sebebiyle müvekkilim zaman zaman şiddete yönelik hareketlere başvurmuştur. Bu doğru. Bunun için de onu zaten suçluyoruz. Ama eşini öldürmek mi? Belki de katil o. Ama müvekkilim öldürmediğini söylüyor. İnanmaktan başka çaremiz yoktur. Sana son sözleri soruldu. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Karar için duruşmaya bir saat ara dedim. Aleyhinde yeteri kadar delil tespit edilemediğinden dolayı üstüne atılı suçtan beraatine oy birliğiyle. Gidebilir. Kızımın katilini serbest bırakıyorsunuz. Çekil önümden! Çekil!
Sezgin sakin ol. Lütfen sakin ol. Bırak o silahı Sezgin. Bu davada hiçbir şey şüphe altında değil. Senin gibilerin yaşamaya hakkı yok. Defalarca bıçakladın onu. O benim hayatımdı. Boşuna gelecek. Suçlu bulsanız bile benim onu burada bırakmayacağım. İhbar edeceğimi biliyoruz. Sen öyle san. Bırak o silahı elinden. Yasalara uy artık. Yasalar yetmiyor. Başka çaremiz yok Sezgin. O gece kızınla görüştüm. Ha, ne? Cinayetin işlendiği gece. Kızınla konuştum. Duruşmada Belgin'in o gece kocasını kapının önünde rezalet çıkarmaması için içeri aldığını, arkasından da evi terk ederken ölüm tehditleri savurarak gittiğini söyledim. Siz yalan söylemezsiniz. Bunlar dosyada yoktu. Kimse bilmiyordu. Duymamıştı. Ölen kızınızdan başka. Gerçek mahkemede söylemediniz. Çünkü burada olduğu gibi bir işe yaramayacağını biliyordunuz. Damadınıza iftira atmış diyeceklerdi değil mi? O gece beni telefon aradı. Bu kez yıllar sonra sesini duydum. Kızımın sesi. Dövdüğünü öldüreceğini söyledi. Bana gelir misin baba dedi. Cevap veremedim. Ben onun bana gelmesini istiyordum. Ama biliyordum artık o hiçbir zaman geri dönmeyecekti. Seni seviyorum.